Evet, şu ana kadar ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Faz 2 aşamasında 250 gönüllüydü. Biz biliyorsunuz klinik araştırmalarda çalışmanın en başında bir protokol vardır. Ona tüm orada yapacaklarınız, ne zaman kan noktaları, aşılar, bunlarla ilgili yapılacak tüm şeyler yazılıdır. O protokole uyarsınız ve bizim planımızda da 250 kişi alınması planlanmıştı ve bunu da gerçekleştirdik kısa süre içinde ve ikinci doz aşılarında da yine oldukça ilerleme kaydettik. Şu an 28 gün arayla biz iki doz şeklinde uyguluyoruz ve ikinci doz aşıları da 50 kişinin tamamlandı ama devam ediyor. Her gün belli bir grup gönüllü geliyor. Aşıların oluyor. Şu an birinci dozların tamamı bitti. İkinci doz aşılara da başlamış olduk. Şu ana kadar hocam herhangi bir olumsuzlukla karşılaşıldı mı? Şu ana kadar tabii ki bazı yan etkiler oldu ama bunlar diğer aşılarda da karşılaşabileceğimiz yan etkilerdi. Ciddi bir yan etkiyle karşılaşmadık. Özellikle tabii biz aşılarda aşı bölgesinde, aşı yapılan yerde hafif şişlik gibi, ateş gibi, ağrı gibi yan etkilerden bahsedebiliriz. Onun dışında da en sık gördüğümüz halsizlik, birkaç gün süren yorgunluk gibi, baş ağrısı gibi yan etkilerle karşılaştık. Ama genel olarak tabii herkeste oldu mu olmadı, bazı kişilerde gerçekleşti. Peki hocam bu faz 2 çalışmalarının ne zaman bitirilmesi planlanıyor? Faz 3 çalışmaları ne zaman başlayacak? Bu konuda bilgi alabilir miyiz? Biz Nisan'ın ortalarından önce bu ikinci doz aşılarının tamamını bitireceğiz ama faz 2'de özellikle laboratuvar çalışmaları da çok yoğun olduğu için bir sonraki faz 3 aşamasına geçebilmek için eldeki verilerin de değerlendirilmesi, analizler Nisan ayının sonu, Mayıs başı gibi mümkün olacak gözüküyor. Faz 3 çalışmalarıyla alakalı herhangi bir gelişme var mı hocam? Hani hangi ülkelerle çalışılacağı, burada da devam edecek mi, etmeyecek mi? Tabii bununla ilgili aslında birçok çalışma yürütülüyor. Özellikle bunu Sağlık Bakanlığı TÜSEP bünyesinde bu çalışmalar yapılıyor şu an için ama şu an isim vermek çok doğru olmaz ama çalışmalar için tüm planlar yapılıyor. Peki hocam bizim yerli aşımız inaktif aşı, bununla alakalı da bir bilgi alabilir miyiz? Diğer üretilen şu anki üretilen aşılardan etkinlik konusunda bir farkı var mı? Tabii şu an bizim için etkinlikle ilgili bir rakam söylememiz mümkün değil ama tabii elimizde en büyük data aslında Sinovac firmasının Çin aşısı diye belirttiğimiz aşının ki ülkemizde de 10 milyon üzerinde vatandaşımıza uygulandı. Sonuçta o da bir inaktif virüs aşısıydı. O anlamda bizim beklentilerimiz de yine paralel olması ondan belki de daha fazla olacaktır ama şu an için tabii bir şey söylemek mümkün değil ama biliyorsunuz %83 civarında bir korumadan bahsedilmişti, etkinlikten bahsedilmişti. Bu anlamda bizim de beklentimiz tabii ki burada Dünya Sağlık Örgütü %50'nin üzerinde aşıların etkinliği kullanımı için yeterlidir deniyor ki biliyorsunuz pandemi şartlarındayız. Hani normal bir durum değil, salgınla mücadele ediyorsunuz. Bu anlamda bizim de önümüzdeki benzer inaktif aşılarla en az etkinliği göstermesini umuyoruz. Son olarak hocam yerli aşı bekleyen insanlara buradan bir söyleyecek bir şeyiniz var mı? Tabii ki pandemide bir kere aşıdan önce korunmak çok önemli. Aşı olsanız dahi bakanlığın da yayınladığı tüm uyarılara bilim insanlarımızın, hekimlerimizin uymak çok önemli. Çünkü şöyle de bir yanlış algı var. Aşı olduktan sonra korunmadığınızda kendiniz hasta olmasanız dahi bulaştırıcılık olabilir. Çünkü biliyorsunuz şu an kullanımda olan aşılarla bile yeterli veri yok. Onların da klinik araştırmaları aslında devam ediyor. Bizim de gönüllerimizi aşı oldu iki tane yaptık. Sonrasında normal hayatlarına devam edecekler ama biz yine takip edeceğiz bu gönüllerimizi. Faz 3 aşamalarında da yine en az bir yıllık takip ediliyor. Dolayısıyla burada koruyuculukla ilgili veya bulaştırıcılıkla ilgili veriler aslında zamanla ortaya çıkıyor. Bunların ispatlanması gerekiyor. Yerli aşı için tabii ki önemli ama vatandaşlarımıza ben tabii ki önerim mutlaka aşıya ulaştıklarında aşı olmaları ve önümüzdeki dönemlerde yerli aşımızın da tüm halkımıza uygulanabilir olması için de çalışmalarımıza devam ediyoruz.